Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın son gününde biraz ekonomiyi konuşmak istedik. Geçtiğimiz gün bir etkinlikte buluştuk. Kendisiyle, değerli büyüğümüzle, emekli bir bürokratımız. Ancak bu konularda edindiği tecrübeleri çeşitli platformlarda aktarma istiyor. Biz de onun deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanmak istiyoruz. Vergi uzmanı Sayın Kemal Özçakır canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi yayın öncesi bana göndermiş olduğunuz notlarda baktığımda da aslında gündem tam da bu. Evet. Bugün Bakanlar Kurulu toplanması bekleniyor saat 13 sıralarında galiba. Ama bence biraz gecikir. Ama dün Sayın Sadık Gerdehanoğlu bir yani Çalışma Bakanı Sadık Gerdehanoğlu bir canlı yayında dedi ki bugün Bakanlar Kurulu çok uzun sürecek ve bir takım bu fiyat artışlarıyla ilgili, kontrolsüz fiyat artışlarıyla ilgili, kontrolsüz mü diyelim, kontrol dışı mı diyelim, ne diyelim, ya bu fiyat artışlarıyla ilgili. Benim anladığım kadarıyla Kemal Bey, bunu dün de biraz söylemeye çalıştım. Birazcık siyaset, şimdi Ekim-Kasım ayında %48'lik bir artış olacağı söylendi. Evet. Daha artış reel anlamda yansımadan zam geldi. Hükümet oturdu, hayat pahalılığını %50.2 50.31 31 diye açıkladı, 50.3 diye yuvarlandı. Evet. Bunu yansıtacağını resmen de duyurmuş oldu. Evet. Asgari ücret 15'ten 24'e çıktı. Bütün bu hareketlerle bir zam daha oldu. Evet. Ve şimdi bu ay maaşlara bu zamlar reel anlamda yansıyacak. Belli ki yansıdıktan sonra bir pahalılık daha olacak. Evet. Yani biz aşağı yukarı 4-5 ay içerisinde almadığımız artışın pahalılığını already ödüyoruz. Hükümet de bugün oturacak galiba anladığım kadarıyla. Bu konuyu sizinle sorgulamak isterim. Şimdi markette işletmeyi yakaladığı zaman eğer bir fiyat artışında beklenen bir nokta yoksa asgari ücret üstünden bir ceza uyguluyor. Evet. Ticaret Bakanlığı denetimleri, yanlış değilsem lütfen beni düzeltin. Hükümet de diyor ki ben girdi çıktığı artık online olarak takip edebiliyorum her ürünü ve oraya artışının ne olduğuna görüyorum. Serbest piyasa ekonomisi adı altında belli başlı noktalara fahiş zamlar uygulanıyor. Evet. Ben de resmen vergiyle bunun önünü keseceğim demek istiyor. Aslında bir çekim bir nokta var. Hepsini konuşacağız sizinle ama evet. Önce bir sizin görüşünüzü biraz başlayalım. Şimdi tabii bir gelir gider dengesi var. Şimdi herkes şikayet ediyor ki her şeye zam geldi. Yani devletin ehliyetine ama tamam maaşa da zam geldi. Bu gelir gider dengesi yani bu pahalılık 2024 yılı öngörüleriniz nedir? Bununla başlayalım sizinle. Evet. Esasında Levent Bey pandemi döneminden başlayarak bugüne gelinceye kadar gerek global dünyada, gerekse bizim kendi iç ekonomik problemlerimizden dolayı hakikaten bir enflasyonist baskı vardır. Yalnız şunu ifade edeyim, siz maaşlardan bahsettiniz, devletin gördüğü hayat pahalılığından. Tamam, geçmiş yıllarda da yani her devlet hayat pahalılığı ve miktarını açıkladığı zaman tamam mı? Olağandır bu artışlar olurdu. Ancak nedir? Öyle bir noktaya geldi ki kontrol edilemez bir noktaya geldi ve hakikaten toplumsal bir travma mı diyeyim, bunalım mı diyeyim, öyle bir noktaya geldi. Ve insanımız artık bu konuda yetkisi olmasına rağmen tamam mı, siyasiyi suçlamaya başladı. Tedbir almadığından dolayı. Evet. Yani nedir? Belki de sizinle daha önceki şeylerde de programda da konuştuk. Yani bir serbest rekabet piyasası vardır. Ancak nedir? Bizim ülkemizde serbest rekabetin tüm koşulları yerleşmiş değildir. Evet. Tamam mı? Yani belirli markaları daha önce de ifade ettim elinde bulunduran işveren, özellikle ithalatçı, pazarlamacı işveren tamam mı? İstediği şekilde fiyatlarla oynuyor ve devlet de şimdiye kadar buna müdahil olmuyordu. Tamam mı? 77, 1977'de
Yani 2077. 77'de evet. 2177 sayılı bir denetimli mallar sınıfına alma yetkisi vardır Ekonomi Bakanlığı'nın, Ticaret Dairesi'nin. Ancak nedir? Bunu pek uygulamadı. Ancak nedir? Sizin de anlattığınız veçede, bizim de basından da izlediğimiz kadarıyla, evet, artık hükümet bir tedbir almak zorunda bırakılıyor. Tamam mı? Şimdiye kadar pek çok tabii spekülasyon yapıldı. İşte sıklıkla maliye ise sıklıkla bakan değişmesi, işte siyasi bedel ödenmek istenmemesi, o bu falan, bakanların kısa süreli görev yapması işte bunu engelledi. Ancak nedir? Öyle bir noktaya geldi ki sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani artık bir tedbir alması gerekir. Yani yasanın sana vermiş olduğu, yani devlete, hükümete vermiş olduğu yetkiyi artık kullanmak zorunda kalıyor. Evet. Ve bildiğim kadarıyla temel tüketim gıda maddelerine, temizlik ürünlerinde, tamam mı, hakikaten fiyat sabitlemesine gidecek devlet. Ancak nedir? Devletin de burada yapması gereken şudur. Devlet de kendi uzmanlarına artık bir maliyet hesaplaması yaptırmak zorundadır. Evet. Şimdi ben tekrar edeyim. Önemli bir noktaya parmak bastınız. Bu konuyu size tekrar açacağım. Çünkü önemli bir bilgi paylaştınız bizimle. Yani bu bir bilginiz midir, öngörünüz müdür? Onu konuşacağız. O da şu. Siz diyorsunuz ki hükümet bugün, Bakanlar Kurulu bugün bazı fiyatlarda tavan fiyat uygulamasına gidecek. Bu fiyatın üzerinde satmayacak, evet, şeklinde bu, karar alabilir belirli mallar. Nart denen olay değil mi bu? Bir nevi narttır. Bunu ekonomik akılla açıklayamazsınız, eleştirileri gelirse ne olur, ne biter, nasıl bir nokta olur orada? Şimdi nedir Levent Bey? Eğer siz devlet olarak uzmanlarınıza herhangi bir malın maliyetini hesaplattırma, yani gerçekçi, reel anlamda hesaplattırma, evet, yoluna giderseniz ve satış, yani raflardaki satış fiyatlarını karşılaştırırsınız, kar marjının ne olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz, size söyleyeyim. Ancak bizde nedir bilir misiniz? Şimdi mesela diyorlar ki işte bizde fiyat artışını doğuran olay nedir? İşverenin ortaya koyduğu veyahut ekonominin paydaşlarının, ticaret odası, sanayi odası, evet, insanları, derneği falan neyse, diyorlar ki herhangi bir fiyat uygulaması, tamam mı, zorunlu kalıyoruz bu fiyatları uygulamada. Çünkü nedir? 3 ay sonra, şimdi bıraktık günümüzü, 3 ay sonra, tamam mı, dış dünyada, bu dış pazarlarda bu ithal ettiğimiz malın maliyeti yükselecek. Bir de artı buna, tamam mı, Türk lirası döviz karşısında, yani döviz kurunun da yükseleceğini ortaya koyarlar. Tabii bu bir şeydir, öngörüdür, bir tahmindir. Eskiden günlük hesaplanırdı. Bugün itibariyle ne olur işte şey, kurdaki hareketlilik, fiyatlardaki hareketlilik dış dünyada. Şimdi de ileride o doğabilecek, tamam mı? Evet. Ve bir kısım, yani siyaset kurumu da bu insanları haklı görüyor. Kendi kendilerine tedbir alıyorlar şeklinde ifade eder. Ancak nedir bilir misiniz? Yani şimdi olmayacak bir şeyin tedbirini alma bence artık suistimaldir. Yani şimdi siz kendi kendinize 3 ay sonra, benim öğrendiğim kadarıyla, işte bu malın ithalat fiyatı şu kadar olacak şeklinde söyleyemezsiniz siz. Onun için fiyatlarımı artırmak zorundayım. Evet. Tabii en sonunda vergi olayında da işte devletin hakikaten vergilendirdiğiniz enflasyon geliri şeklinde bir ifadeler kullanmaya başladılar ki o da vergilendirilmiyor da gerçek anlamda. Bu dediğim, yani şey, gross profit'inin çıkması gerekir ki yani reel anlamda bir vergilendirme yapılabilsin. Hı. Devletin tek eksiği nedir bilir misiniz? Buyurun. Evet Bey. Mesela şimdi Ekonomi Bakanlığı fiyatları denetler. Kasa fiyatıyla raf fiyatı birbirini tutmazmış. Tamam, bir ceza kesersin. Ancak nedir? Yani bana sorarsanız yani bu denetimler bir ekip olarak yapılması gerekir. Yani bakanlıkların ortak bir çalışması şekline dönüştürülmesi, evet, gerekir. Çalışma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı vergisel yönden, tamam mı? Sen tutanağını alırsın, tespit edersin satış fiyatlarını, tamam mı? Dönersin sen de
işte yıllık beyanname vermek zorunda olan yükümlüye, tamam mı? En sonunda senin elindeki tutanaklarla o malı kaça sattığını, tamam mı, bir maliyet hesaplaması sen de yapma suretiyle yaparsın. Tabii ithal bedellerini alırsın, tamam mı, gümrükten. Evet. Ve kar marjının ne derecede yapıldığı, daha doğrusu ne derecede beyan edildiği ile ilgili araştırman o vakit, yani tespitini yaparsın. Şimdiye kadar yapılmayan odur, size söyleyeyim. Yani bu ciddi çalışma yapılmış olsaydı, bunun yani piyasalara yansıması şeklinde yani biraz caydırıcı özelliği olabilirdi. Ancak nedir? Artık yani yapılmadığı için bu noktaya geldik ve Bakanlar Kurulu dediğiniz gibi bu konuda ciddi anlamda ciddi denetimin yapılabilmesi için bir bir kararlar alacak herhalde diye düşünüyorum. Evet, yani dün, yani şimdi tabii şu, yani biz işte market raf denetimi üstünden işte Ticaret Bakanlığı ekipleri, evet, şimdi olayın Maliye Bakanlığı, bu sefer tabii bakanlık arasındaki yetki karmaşası oluşmaması için anladığımız kadarıyla Sayın Başbakan bu yönde, yani bütün ekiplerin bir bütün içerisinde Çalışma Bakanı diyor ki biz konuya müdahil, doğrudan müdahil değiliz ama lojistik olarak biz de destek vereceğiz bu denetimlere. Evet. Belki Çalışma Bakanlığı'ndan da denetimcilerine yardım istenmiş. Ve böyle bir anlamda bir seferberlik uygulanmak isteniyor anladığım kadarıyla. Ama tabii bilmem. Levent Bey, şimdi nedir bilmemizin? Geçmiş dönemlerde bu denetimler olurdu. Denetimde kimler yer alırdı? Sigortalar müfettişi, ihtiyat sandığı, tamam mı, Çalışma Bakanlığı'nın, tamam. Hatta polis de vardı. Kayıtsız çalışan işçi müstahdem var mı? Onun kontrolünü yapardı. Gelir ve Vergi Dairesi'nin bir memuru vardı, tamam mı? Yani bir ekip şeklinde yapılıyordu. Ve o ortak denetimde, tamam mı, bir anda o, yani o iş yerinde doğabilecek herhangi bir suistimal veyahut yasal olmayan şey tespit edilirdi. Ve hangi daire tespit ederse işlemini dairesinde yapardı, tamam mı? Evet. Yani bu nedir bilmiyorum, biraz da yani tasarruftur. Yani durup da öyle şimdi Gelir ve Vergi Dairesi ayrı denetim yapsın, Ekonomi Bakanlığı fiyat denetimini yapsın ayrıca, tamam mı? Yok, işte hepsini bir yapılmak isteniyor benim anladığım. Bir ekip olarak ortak bir ekip kurulur ve o şekilde yapılır ve yapıldı yani geçmiş dönemlerde bu ve yani şey de alındı, yani faydası da görüldü. Yani piyasayı denetleyecek, her yönüyle denetleyeceksin. Yani şimdi nedir benim duyduğum serbest kadar... piyasa ekonomisi denen jargonun altı çok mu esnektir sizce? Yani çok mu sündürülüp istediği şekilde çekilebiliyor? Allah nedir bilir misiniz? Yani buna sebep veren siyasidir. Yoksa mesela halkımız kaç zamandır bu fiyat artışlarından şikayetçi, muzdariptir. Evet. Ve devamlı dile getiriyorlar. Muhalifler dile getiriyor, tamam mı? Sivil toplum dile getiriyor. Ancak yani devletin yani müdahale etme gibi bir politikası yoktu. Yani ama nedir? Öyle bir noktaya geldi. Şimdiki artık konu şeydir, yani çığırından çıkmıştır. Yani kontrol dışında olmaya başladı. Evet. Onun için devlet de, yani en üst yetkili kurum devlet kurumudur. Ama şimdi mesela diyor ki tedarikçi, asgari ücreti 25 bin lira yaptınız. Ben nasıl ödeyeceğim bu kadar adamı, çalıştırdığım adamı? Vallahi nedir bilir misiniz? Yani şimdi asgari ücret, yani tedarikçiye sorarsanız her zaman bir şeyi, bir mazeret bulur. Nedir bilir misiniz? Yani şimdi yani tedarikçi şimdiye kadar tedbirini almamış olsaydı, demem mi, çoktan batmış olurdu, size söyleyeyim. Yani devlette, yani ne diyorum, pandemi döneminden başlayarak bugüne kadar devletin hoşgörüsü biraz üst düzeye çıktı. Evet. Yani çok ciddi anlamda başka ülkelerde de serbest rekabet piyasası vardır, tamam mı? Serbest rekabetin koşulları uygulanıyor ama perde arkasında da devletin şeyi vardır, kontrolü vardır. Evet. Öyle o kadar başıboşluk yok, tamam mı? Şimdi bizde nedir? Yani Levent Bey, yani kura çok cüzi bir miktar aktarılığında onu 5 katı, 10 katı fiyat artışı olur. Bu nedir? Suistimaldir, size söyleyeyim. Vurgunculuktur. Hı. Açıkça. Yani artık insanımız fiyatları tamam mı, takip edemez oldu. Yani gidiniz bir markete bir şey alın, bir hafta sonra gidiniz. Gerçi iş kolu tarifi yapıyoruz da, bir hafta sonra giderseniz farklı fiyat. Yani her gün, yani biz de marketlere gideriz, her gün görevliler fiyatları, raf fiyatlarını değiştirmekle meşgul. Olmaz.
Bu şekilde yani devletin kurumsal gücünü tamam mı göstermesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani bunu biraz açın bana. Ne, yani hangi anlamda yani denetim açısından etkin cezadan bahsederiz. Bu resen belge olarak nedir burada tam olarak? Şimdi burada nedir bilmesiniz? Yani konunun iki tane yönü vardır. Buyurun. Ekonomik yönü vardır. Bir de mali yönü vardır. Evet. Mali yönü Maliye Bakanlığı, ekonomik yönü de Ekonomi Bakanlığı'nı ilgilendirir. Tamam mı? Eskiden biliyorsunuz Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tek bir bakanlık çatısı altındaydı. Evet. Tamam mı? Ancak nedir? Az önce bahsettiğiniz yani öyle bir karmaşası falan da olabileceğini de zannetmiyorum. Çünkü belirli bazı konularda karar verilirken Bakanlar Kurulu'nda bildiğim kadarıyla Ekonomi Bakanı ve Maliye Bakanı'nın da onayı tasvibiyle olan şeylerdir. Tamam mı? Yani onun için yani şimdi vergi boyutuna baktığımızda hakikaten Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konudur o. Evet. Çünkü nedir? Vergi bir maliye politikasının en önemli unsurlarından biridir. Maliye politikasını yürütme yetkisi de Maliye Bakanlığı'nda olduğuna göre tamam mı? Gelir ve vergi dairesi önemli bir şey, bir daire konumundadır kurumsal yapı içerisinde. Evet. Nedir? Yani bu size dediğim eğer yıl içerisinde yani gidip de tutanakla tespitler yapılmış olsaydı ki çok yaygın ve yoğun yapıldığını da zannetmiyorum ben tamam mı? Yapılmış olsaydı en azından herhangi bir yükümlülüğüyle ilgili veyahut o yükümlünün beyanlarını verdikleri dönemde şimdi eleştirilir. Mesela 2023'ün şeyleri verilecek şimdi tamam mı? Nisan ayında 2024'teyiz. 2023'ün gelirleri. Bu defa ne olur? Senin dosyanda tespitler olduğu zaman en azından kar zarar hesabında gelir tablosunda tamam mı? O yükümlünün hakikaten kar marjını ne derecede beyan ettiği ile ilgili bir fikir sahibi olursun. Ama ya, herhangi bir denetim şeyi yoksa bu da dönüp de ithalatları almak zorundasın ve bu da daha uzun bir çalışma yani vergi incelemesi dediğimiz bir çalışmaya girilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Biraz önce sorunu tekrar sorayım. Asgari ücretin 24 bin lira olması nasıl buldunuz? Vallahi normal bir artıştır diye düşünüyorum ben. Ancak nedir Levent Bey? Önemli olan artışın miktarı değil. Yani 8-9 bin liralık bir artış olduğu. Evet. Önemli olan nedir bilir misiniz? O eline geçecek ücretin satın alma gücü nedir? Odur önemli olan. Eğer sen yani 30 da olsa 40 da olsa da senin yani fiyatları kontrol edemezsen de senin alım gücün hakikaten düşer. Bu defa ne diyor? Yani o artışın hayat pahalılığı artışının tamam anlamı da kalmaz. Hı. Dediğiniz gibi yani hayat pahalılığı verilmezden önce bir artış yani duyurulduğu zaman verilecek diye bir artış bir de verildikten sonra bir artış. Olmaz yani bu artık suistimale kaçtı ve nedir bilir misiniz? Yani ben burada ekonominin paydaşlarını da şey altına girdiğini düşünüyorum. Yani şöyle ifade edeyim. Yani ekonominin paydaşları da yani devlete artık bu konuda yani fiyat istikrarının sağlanması konusunda tamam mı? Yardımcı da olmuyorlar size söyleyeyim. Yani hep devletten belirli konularda taleplerde bulunuluyor. Evet. Mesela ticaret odası tamam mı? Hı, onu soracaktım. Size bir şey söyleyeyim. Yani ben yani bu işte programlara çıktım. Birkaç yıl oldu çıkalı tamam mı? Ticaret odasının hep talepleri vardır devletten. Ve bu taleplerin ekseriyeti de hakikaten ödenmesi gereken vergiyi aşağılara çeken taleplerdir. Navlun alınmasın, maliyetler insin tamam mı? Ondan sonra sen o ödediğin navlunu ne olur? Gider kalemi yazmayacak mısın? Bu deva o navlunun miktarına göre vergi ayarlaması, vergi matrağını ayarlama fırsatı, zemini yaratmış olur. Mesela diyorlar ki işte kar payı aldığında bir şey, yani çok teknik konulara girmek istemem. Ya buyurun. Çok herhangi bir şirket hissedarı kar payı aldığı zaman o şirket hissedarının başka geliri varsa onunla birleştirilmesin. Çünkü yüksek gelir kalemine gider. Ondan sonra yatırım indirimi %20, 50 idi tamam mı?
Hakikaten suistimal oldu bunun. Şimdi yatırım nedir? Bir ülkede tamam mı? Senin duyulan belirli bir sahaya gelen sermayeyle yatırım yapılması. Bir yatırım indirimi olayı alır bu yatırımdan dolayı. Evet. Bu da mesela çok küçük işletmeler de yatırım indirimine fırsatı verildi tabii. Bu da nedir? Devlet de dönmüş demiştir ki işte asgari ücretin, yıllık asgari ücretin 20 katının altında olan şeylere yatırımlar için yatırım indirimi vermeyeceğim. Hadi yine. Ha en son nedir? Şimdi gümrükte gümrük ithal anında bir gelir vergisi stopajı kesilir gümrüğün dışında. Yani gümrük girişinde herhangi bir malla ilgili ticaret odasının talebi vazgeçilsin bu şeyden, bu uygulamadan, tamam mı? Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Vazgeçilirse o şeye stopaja, gümrükte kesilen stopaja tekabül eden bir gelir beyanı da olmayacak o vakit. Size söyleyeyim. En azından şimdi işverenimiz, tamam mı, belirli işverenimiz oradaki kesilen vergiye, yani gümrükte ödenen gelir vergisi stopajına tekabül edecek bir gelir beyanında bulunur. Onun dışında şimdi en son mesela dile getirilen enflasyon muhasebesi. Hmm. Tamam mı? Şimdi inceledim ben de enflasyonla, çünkü bazı şeyli arkadaşlar, bazı ekonomist arkadaşlar, akademisyenler çıkıp demişlerdir ki enflasyon en acımasız en vergidir, tamam mı? İnceledim ben de, yani bizdeki yapı hakikaten bu anlatılanla bağdaşıyor mu? Şimdi Levent Bey, nedir bilmesin? Şimdi enflasyon bir ülkede bütün sistemi bozar. Yani verginin, artan oranlı olan verginin tamamı şeyini bozar, yapısını. Devletler de mesela vergiyi enflasyonla mücadelede bir araç olarak zaman zaman kullanırlar ama geçici süre kullanırlar, tamam mı? Bu nedir? Yani sen artırırsan fiyatlarını aşırı derecede, ben de bunu vergiyle tarh ederim, tamam mı? Gibisinden. Şimdi şöyle ifade edeyim size. Şimdi bizim ülkede fiyat artışlarını doğuran nedenler nedir? Dediğim gibi dış dünyadaki fiyat artışları, Türk lirasının değer kaybetmesi, evet, tamam mı? Ve bizim ülkemizde hakikaten yaratılan, şimdi şu anda ki Bakanlar Kurulu tedbir almak zorunda kalıyor, yaratılan vurgun düzeni, aşırı derecede fahiş fiyatlar, tamam mı? Şimdi bu enflasyonla ilgili bölümü. Bir de vergi olayına bir baktığımızda. Şimdi vergiyi doğuran olay nedir? Gelirdir. Tamam mı? Şimdi gerçekçi olmayan bir gelirden %60 üzerinde kayıt dışılık var ülkede. Evet. Tamam mı? Yani gerçekçi olmayan bir gelirden gerçekçi olmayan bir vergi doğuyor. Tamam mı? Ve suni olarak yaratılan fiyat artışlarından da yaratılan enflasyonla bu bağdaştırılır ve adalet boyutu aranır bunda. İki bölümü de size söyleyeyim mi? Sağlam zemine oturmayan iki olay, tamam mı? Maalesef nedir bilir misiniz? Bu yani bir süredir dillendiriliyor falan ama daha önce de size izah ettim. Bizim ülkemizde önemli olan algıyı yaratmadır. Ama bu algı bilgiye dayanan bir algı olmayabilir. Tamam mı? Algı yaratılsın diye uğraş veriliyor bu ülkede. Ya ben size açıkça söylüyorum. Hangi algı? Yani şimdi nedir? Herhangi bir konudur. Bu size dediğim mesela enflasyonla işte verginin bağdaştırılması ve karşılaştırılması, tamam mı? Muhakemenin yapılması. Tamam, yani şimdi ilk etapta İşte en acımasız şeydir, enflasyon vergidir. Tamam, güzel ama ülkemizde bunun yani gerçek anlamda nasıl doğduğunu da ortaya koymak gerekir. O yönüne girilmiyor. Size söyleyeyim. Yani bir şeyi nasıl doğduğunu ve gerçekçi olup olmadığı ile ilgili o konuyu araştıracaksın. Tamam mı? Yani ve bilgiye dayanan bir algı, bilgiye dayanan bir ifadeler kullanacaksın. Değil. Mesela size bir şey söyleyeyim. Yani şimdi konuşurken atlamayın. Buyurun. Mesela
İşte bu son vergi dilimlerinin düzeltilmesiyle ilgili, baştan düzenlenmesiyle ilgili işte sendikalar veryansın etti değil mi? Tamam, Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruldu. Nedendi? İşte yasa gücünde kararnameyle mali yükümlülük getirilemez. İşte anayasanın işte 75'e 2. maddesi neyse. Tamam ama Levent Bey 75'e 2'yi ortaya koyarken 75'e 1'ini de ortaya koyacaksın. 75'e 3'ü de ortaya koyacaksın. Tamam mı? Evet. Nedir? Şimdi muhalefet bağırıp çağırdı. Dedi ki lazım meclisten yasa geçsin. Tamam mı? Yasa gücünde kararnameyle olmaz mali düzenleme. Ancak nedir? Gelinen noktada ve varılan uzlaşmada bakanlar, bir tane bakanlar kurul kararı yeterli oldu. Yasaya gerek yok. Halbuki nedir? Bakanlar kurulunun yetkisi vardır. Hem dilimleri 30 katına kadar, 10 katına kadar çıkarma, hem oranları da belirleme yetkisi vardır. Evet. Yani şimdi bu ortaya konmuyor ama. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Eğitimci ama ciddi şekilde hayvancılığa da ciddi bir efor harcar. Sevgili Hakan Gündüz diyor ki pahalılığın temel nedeni üretici ile tüketici arasındaki elemanlardır diyor. Devlet oraya girip kontrol edemiyorsa yaşadığımız durum ortaya çıkar. Kuzunun mandıra çıkış fiyatı 200 TL'dir. Satış fiyatı Güney ve Türkiye dahil 1.7 çarpım kat sayısında olmalı. Kaça aldığınızı bilirsiniz, hesaplayın diyor. Tamam şimdi. Ya o Levent, malın gümrüklendirme fiyatı belli, fatura ile satış miktarı belli, hali ile stok da belli. Basit, kısaca devlet buna izin veriyor diye bir yorum var. Kısmen doğrudur söylediği. Şimdi nedir? Mesela ithalatçı, ithal bedeli bellidir, tamam mı? Gelip de bir şirketin deposuna girinceye kadar bir mal yapılan masraflar da bellidir. Ve toplam maliyet de ortaya çıkar. Satış fiyatı da belli. Evet. Tamam mı? Ancak burada bir şey vardır Levent Bey. Şimdi bizim ülkede konu esasında yani vergisel yönden aldığımızda biraz da yani şimdi gelişmiş ülkelerde kayıt dışılık nasıl çıkar? Yani hakikaten yasak bazı sektörler gelişir. Yani insan kaçakçılığı, işte sigara kaçakçılığı, her türlü kaçakçılığı. Yalnız bizim gibi öyle gelişmekte olan veyahut az gelişmiş nasıl yorumlarsanız tamam mı ülkelerde şeydir. Yani bunun yanında bu anlattığım olay da vardır ama mal ve hizmet hareketinin her bir devir esnasında ki bu katma değerdir. Her bir devir esnasında yani ya kayıt yani etmiyor, belgelenmiyor ve belgelenmediği için de kayıtlara geçmiyor. Tamam mı? Evet. Yani bu arkadaşın dediği, yani ben vergisel yönünü aldım. Bu arkadaşın da söylediği hakikaten kontrol edilebilir yani. Edilebilir de nedir? Az önce ifade ettim. Yani bizim siyasimiz biraz da yani siyasi bedel ödemek istemez. Çünkü nedir? Bazı acı reçeteler ortaya koyacaksın. Bazı insanların hoşuna gitmeyecek tedbirler, düzenlemeler yapmak zorunda kalacaksın. Denetimler yapmak zorunda kalacaksın. Tamam mı? Bu da öyle bizim siyasimizin öyle ciddi anlamda öyle kısa sürede yaklaştığı bir olay değil. Evet. Şimdi son olarak aslında ben birazcık sizinle şeyi konuşmak isterim. Bunu daha önce de sorguladım ama şimdi vergi kültürünü biz geliştiremedik. Evet. Biz de insanlar verdiği verginin ya boşa gittiğini düşünür ya da verdiği verginin yani vergiyi vermekten kendisine biçilen değeri vermekten kaçınır sürekli belli başlı matematik oyunlarıyla. Blok olarak kamudan alınan vergi devletin kasasına girer. Yani kamu maaşlarından kesilen blok vergi kasasına girer. Evet. Zaman zaman işte emeklilerden vergi mahkemeye gider, alınsın alınmasın meykeleri falan filan döner gider.
Ama yani bu vergi kültürü, vergiyi ödeme, yani mesela bir çok ekstrem bir örnek olacak ama mesela bir İngiltere'deki gibi, Avrupa'daki gibi, yani o verginin aslında size bir karşılık olarak, bir hizmet karşılığı olarak geleceği kültürünü, evet, biz sanırım birazcık önemini yitirdik diye düşünüyorum. Yani bu vergi kültürünü geliştirme noktasında bilinen görsellerden daha çok ne yapılabilir sizce? Şimdi Avrupa ülkesini söylediniz devamı. Yani insanlardaki vergi kültürü üst düzeydedir. Evet. Yani vergi ödemeyi gerekli görür. Neden gerekli görür? Tam onu söylerim. Kendisine dönen kamu hizmeti olarak düşündüğünde, tamam mı? Ve yani gözde görülür şeyler, tamam mı? Bizde öyle değil. Şimdi bizde bir anlayış vardır. İşte vergi toplanacak, nedir? İşte büyük çapta maaş ve maaş nitelikli ödemeler, devletin transferleri, onlar bunlar, hep bunlar karşılanacak, tamam mı? Yani ya o vergiyi ödeyen insana ciddi anlamda bir hizmet, kamu hizmeti dönmeyeceğini düşünür, tamam mı? Şimdi bir de şeydir, tabii bu olay vergi ödeme istekliliğini, yani vergi bilincini hakikaten alt düzeylere inmesine neden olur. Evet. Tamam mı? Şimdi devletler her zaman toplayacağı verginin miktarını düşünür. Tamam mı? Ne kadar fazla olursa. Hizmet şeyde, vatandaşla, vergiyi ödeyen vatandaşla kendisine ödediği verginin oranında kendisine bir hizmet dönüp dönmeyeceği muhakemesini yapar. Tamam mı? Şimdi bizde tabii bu olay çok yönlüdür Levent Bey. Nedir? Mesela adaletli bir gelir dağılımı yok ki ülkede. Yani insanlar bunu da görür, tamam mı? Ve tepkisini vergi ödememe şeklinde yansıtır. Ve bu şeydir, yani küçük bir ülke olmamızın da, hem küçük bir ülke olmamızın hem de nedir bilir misiniz? Devlet tecrübe, yani bir Avrupa ülkesi değiliz biz, devlet tecrübemizin çok olmamasından. Tabii 50 yıl, 40-50 yıl çok bir geçmiş sayılmaz fazla. Vallahi bir devlet için, yani şimdi İngiltere'yle karşılaştırırsan. Türkiye için de aynı şekilde tabii. Şimdi nedir? Şimdi Türkiye için dersiniz. Mesela geçenlerde bir gazetecimiz bir şeyler yazdı ve kendisiyle konuştum ben. Demiştir ki işte Türkiye'de 3 milyonun üzerindeki matrah %40'a girer de bizde... Evet, gördüm. Bir şey söyleyeyim size. Tamam, güzel böyle bir açıklama da. Şimdi önemli olan nedir bilir misiniz? Yani Türkiye'de hakikaten matrahlar tespit edilirken, vergi matrahı tespit edilirken hangi unsurların ağırlıklı olarak yani etkin olduğunu, bir de bizde hangi unsurun etkin olduğunu ortaya koymak lazım. Bizde nedir? Yani bütün ayarlamalar, vergi ayarlamaları falan hep en büyük işveren olan devlete göre, devletin memuruna vereceği artış, devlet yani memurunun aldığı maaşı tamamı hesaplanmasına yönelik hangi maaşın hangi dilime girebileceğine ilişkin bir çalışma yapılır. Çünkü en şey, en büyük işveren devlettir. Evet. Ona göre belirlenir. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de nedir? En büyük işveren özel sektördür. Özel sektördür ve orada, yani bizde hakikaten hissedarları aile bireyleri arasına bölünmüş küçük hisseler, tamam mı? Limited şirket statüsündeyiz biz, tamam mı? Onlar da öyle değil. Anonim ve komandit şirket pozisyonundadırlar, tamam mı? Ve hakikaten istihdam bu tip şirketlerdedir. Evet. Onun için yani piyasadır şeyi belirleyen orada vergi matrahlarını. Bizde böyle değil. Bizde tamamen devletin memuruna, işte başlar en alttan kıdemliye kadar, birinci sınıfa kadar, işte şube amiri, müdüre kadar vereceği deneti şey artışla bütün piyasaya uygulanacak olan vergiler belirlenir. Evet. Yani bunun araştırılması lazım. Yani bu araştırılmadan böyle bir beyanat verilmesi ve işte basında da baş haberi olarak çıkması
Bilmiyorum yani. Yani şimdi nedir? Bir de şudur. Mesela zaman zaman bizdeki uygulama Türkiye'nin uygulamasından çok daha iyidir deriz. Tamam. Evet. Belirli konularda. Zaman zaman da eleştirdiğimiz bu uygulama Türkiye'de şu uygulanır da bizde daha fazla, yani daha ağır bir evet. şekilde uygulanır. Yani Türkiye'yi neden örnek almıyoruz gibi şey. İşimize gelen konularda Türkiye'ye örnek alıyoruz. İşimize gelince de almıyoruz demek istersiniz. Hayır. İşimize geldiğinde alıyoruz da işimize gelmediğinde evet. örnek olarak gösterebiliyoruz. Evet. Bu da nereden kaynaklanır? Hemen yani normal karşılarım. Siyasi görüş farklılığından kaynaklanır. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Yeniden sizi burada beklerim. Ben beklerim sizi. Yeniden konuşuruz. Biraz daha ekonomik veriler, bu hükümetin denetimleri bakalım nasıl bir İnşallah olur. Başarılı olunur. İnşallah. Böyle masa sizinle... fiyatıyla raf fiyatının dışına da çıkarlar. Peki, ben sizinle bunları konuşmaya devam edeceğim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, haftayı tamamladık. Vergi uzmanı Kemal Özçakır'la birlikte değerli görüşleri için kendisine teşekkür ederiz. Ona da söyledik. Önümüzdeki süreçte bu şekildeki insan kaynağımız ülkede biraz sınırlı. Elbette Kemal Bey'in bu konudaki yorumlarını, deneyimlerini faydalanmaya devam edeceğiz. Olabildiğince güzel bir hafta sonu olsun efendim. Pratikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.